şekilde devam edelim. Bakarsak burada nasıl bir sistem var? Burada sadece HTML dosyasına bakarsak, demo HTML'de sadece bu ileri ve geri okları var. Bizim resimlerimiz JavaScript'in içinden geliyor. Bakarsak image buradan geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz bu resimlerimizi demo HTML dosyamızın içine bir alalım. Ctrl Z diyelim. Bunları buradan keselim. Ctrl S'te kaydedelim. Source Code'a gelelim. Header'ın içindeyken hemen gelelim. Script diyelim. Script type text JavaScript olsun. Ve script'i kapatalım. Ve bunun içine bizim kestiğimiz kodları bir yapıştıralım. Ctrl S ile kaydedelim. Ve tekrar F5 dediğimizde bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Biz değişiklik yaptık. Herhangi bir etkilenme oldu mu? Şu anda hiçbir şey yok. Gayet başarılı çalışıyor. Şimdi style CSS var bunun. Bir style CSS'i bir açalım. Şimdi buradan bir de Explore deyip Windows gezgininde bunu bir açalım. Buradaki resimlere bir bakalım. Öncelikle burada oklarımız var. Bu oklarımızı alalım. Yani en basit değiştirme yöntemi Adobe Firefox CS6'da bunu bir açalım. Burada arka plan var. Arka planı da atalım. Body'de arka plan var. Bunu da atalım. Şimdi bakarsak en basit değiştirme yöntemini oklarda buradaki görüntüyü kaldırıp tasarımdaki oklarımızı buraya alabiliriz. Şimdilik şöyle yapalım. Bir seçelim. Seçtikten sonra bunu herhangi bir renkle dolduralım. Örneğin kırmızı diyelim. Kırmızıyı buraya yapıştıralım. Bakarsak bu şekilde en basit şekilde yapalım şu an için. Yine alttakine de aynı şekilde. İçeriği de seçelim. İçeriği de kırmızıyla dolduralım. Bu alttakiler de yine aynı. Buraları da dolduralım. Ctrl S ile kaydedelim bunu. Şimdi ilk yenilediğimizde etkiyi fark etmeyeceğiz. İkinci yenilediğimizde artık resimlerimiz değişti. Bizim istediğimiz oklar geldi. Burada tek yapmamız gereken bu alanları bizim tasarımımızdakiyle değiştirmek. Burası basitti. Şimdi artık gelelim farklı özellikleri değiştirmeye. Şuradan title'ımızı da bir değiştireyim ben hemen. Source Code'a gelelim. Mozaik diyelim. Mozaik Slider. Ctrl S ile kaydedelim. Ve F5 diyelim. Evet, Mozaik Slider'ımız da geldi. Şimdi bize bu slider editlemede en çok yardımcı olacak Firebug eklentisi. Buradan bakarsak bizim genişliğimiz ve yüksekliğimiz nereden geliyor? Bunu bulalım. Genişliğimiz ve yüksekliğimiz nereden geliyor? Bakarsak Divide Mosaic Slide Show demiş. Yüksekliği Style CSS satır 11'den geliyormuş. Style CSS satır 11. Yüksekliğimizi biz burada 300 piksele çekersek ne olacak? Bir bakalım hemen. Bakalım.
bakarsak burası etkilendi. Bakarsak oklar yukarı çıktı. Ama bizim resmimiz hala etkilenmedi. Tamam. Bundan sonra bakalım buradaki şuradan şu kısma bir bakalım. Mozaik slide. Örneğin burada border varmış ve border radius varmış. Biz buranın border radius'unu bir değiştirelim. Daha farklı bir border radius yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Satır 19. Hemen gelelim. Moz border radius. Bunu istemiyoruz. Gelelim. Border tire radius.com'a bir gidelim. Buradan şöyle bir etki yapalım. Burası 20 olsun. Burası 0 olsun. Burası da 0 olsun. Hatta burayı biraz daha abartalım. 30 diyelim. Burayı da 30 diyelim. Bu şekilde bir görüntü alalım. Hemen gelelim. Buraya yapıştıralım. Bir de burada border varmış. Bu border'u da kaldıralım bir. Şimdi bakarsak slider'ımıza. Şu an etkiyi kaybettik. Border bir geri gelsin. Etkiyi neden kaybettik? Evet, border olmak zorunda. Border'u vermek zorundayız. Border kalsın o zaman. Bakarsak istediğimiz görüntüyü elde ettik en azından. Şimdi devam edelim. Burada ne yapacağız? Bizim tile diye bir klasımız varmış. Tile denilen klasımız burada. Bakarsak şuradaki kareler. Bunun içini açarsak bakın burada tile, tile, tile diye gidiyor. Tile'ın yüksekliği 60 ve genişliği de 60'mış. Bunları 30'ar yaparsak ne olacak? Ve border var burada bakarsak. Tile'da border var. Bu border rengini bir değiştirelim. Border rengini biz alalım. Koyu kırmızı yapalım. Bir bakalım ne olacak. F5 diyelim. Bakarsak böyle bir görüntü geldi. Bizim sistem bozuldu gibi görünüyor şu anda. Ama geçişlerimiz hala sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman gelelim. Bu görüntü neden bozuldu? Bakarsak şurada Scripts.js dosyamızı da bir açalım şurada. Burada rows demiş. Satır sayısı 7. Kolon sayısı 8 demiş. Yani bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane satır varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de sütunu varmış bunun. Tamam. Burası şimdilik böyle kalsın. Bir bakalım şurada ne yapabileceğiz. Bakarsak top width demiş. Bizim bu top width'imiz tayla 30'ar 60'tı. Biz 30'ar vermiştik. Burayı da 30'ar yapmamız lazım. Tile dediğimiz class burada. Ve F5 dersek evet şu an resme zoom yapıldı. Ve bizim etkimiz yine aynı şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi hemen bir hesaplama yaparsak 7 satırımız vardı. 3, 7, 21. Yüksekliğimiz 210 olacak o zaman. Şuradan bu resimlerin hepsini bir alalım. Bu resimleri şöyle bir atalım. Ve bu resimlerin yüksekliğini 210 piksele çekelim. Şuradaki bakarsak buradaki işareti işaretlersek en ve boy oranı eşit olacaktır. Bizim verdiğimiz boyuta göre 210 piksel diyelim. Fit canvas diyelim. Ctrl S diyelim. Şimdi tekrar 210 diyelim. Fit canvas. Ctrl S. 210 diyelim. Fit canvas. Ctrl S. Son olarak tekrar 210 Fit Canvas Ctrl S. Şimdi hemen bir daha bakalım.
Bakarsak şu an resimlerimiz yine aynı şekilde geldi. Biz şu an slider'ımızı boyutlandırmış olduk. Yeniden istediğimiz boyuta getirdik.